14 Kasım 1918. İzmit Körfezi'ne giren İngiliz, Fransız ve İtalyan savaş gemilerinin gölgesinde karaya çıkan askerler, şehrimizin bağrına kara bir hançer sapladı. İngiliz ve Fransız askerlerinin ardından İzmit sokaklarında Yunan askerlerinin ağır adımları yankılandı. Bu kara günlerde Ermeni ve Rum çeteleriyle işgalci Yunan askerlerinin birlikte yaptıkları katliamlar tarihimize kara bir leke olarak kazındı. Ama tarih acıyı ve umudu birlikte yazar. Türk milleti bir kez daha boyun eğmedi. Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Kara Fatma ve tercüman Ahmet gibi vatanın bağrından kopan kahramanlar zulme karşı direnişin öncüsü oldu. Dağlarda, sokaklarda, kırda, bayırda, İzmit'in her bir karışında işgale karşı verdikleri mücadeleyle destan yazdı. Tarihler 28 Haziran 1921'i gösterdiğinde İzmit'in kara bahtı değişti. İşgalci Yunan askerleri bir daha geri dönmemek üzere çekip gitti. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk orduları İzmit'e zaferin ışığını taşıdı. Bugün İzmit'in kurtuluşunun 103. yıl dönümünde geçmişimizin kahramanlarını minnet ve saygıyla anarken geleceğimize umutla bakıyoruz. Ne mutlu İzmit'e, ne mutlu Türk milletine!